Zeytin çekirdeklerinden tespit. Zeytin çekirdeğinin içerisinde bunun rüşeğimi var. Tespit tanelerini tamamladık. Evet sevgili dostlar, heveslendik. Zeytin çekirdeklerinden tesbih yapmayı planlıyorum. Ufak tefek alet edevat almıştım, tamamladım. Kendime göre bir prosedür tasarladım. İnternetten de zaten YouTube'dan birkaç video izlemiştim nasıl tesbih yapılıyor diye. Şimdi bunlara göre kendimce tesbih yapacağım, size göstermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, bunlar farklı boylarda ve cinslerde zeytin çekirdekleri. Bunları gruplandırdım ben. Kimisi tesbih yapmaya müsait değil çünkü hem ince uzunlar hem de biraz eğrilikleri var. Bunların içerisinden ben yaklaşık olarak böyle simetrik ve düzgün olanlarını seçtim ve onlar üzerinden tesbih tanelerini yapmayı planlıyorum. Şimdi zeytin çekirdeğinin iki tarafı simetrik değil arkadaşlar. Dolayısıyla tam bir simetrik olacak şekilde bir tesbih tanesi oluşturmak hemen hemen mümkün değil ama zor. İkincisi de seçeceğiniz tesbih tanesine göre eğer üzerinde doğal desenlerinin kalmasını istiyorsanız dış kısmını fazla zımparalamamanız gerekiyor. Her iki tarafını öncelikle zımparayla zımparalayacağım. Biraz düzleteceğim ki bana delme aşamasında faydalı olsun. Tek tarafından delmeyi planlamıyorum. Yani bir tarafından delip diğer tarafından çıkmayı planlamıyorum. İki tarafı da ayrı ayrı deleceğim. Çünkü zeytin çekirdeğinin içerisinde bunun rüşeğimi var. O hala sıvı ya da pelte vaziyetinde. Bunu kendi yaptığım tornaya taktığımda tutsun diye içini zedelememeyi düşünüyorum. Çünkü baştan başa yaptığımda kullandığım torna iğnesi bunu tutmuyor. Şimdi zaten yaparken göreceksiniz ne demek istediğimi. Bunlar delme için kullanabileceğim uçlar. Tabii hepsini kullanma şansım yok. Takım olarak var. 1,5'luk ve 1'lik kullanılabilir. Tabii bu da başka şartlara bağlı. Çünkü çekirdekleri tornada işleyebilmek için torna iğnesinin ölçüleriyle uyumlu olması gerekiyor. Şimdi elimde benim torna iğnesi olarak kullanabileceğim yorgan iğnem var. Şimdi bunun kalınlığı da 1,5. Şimdi 1,5'luk kalınlıktaki bir iğneye ben 1,5'luk matka ucu kullanırsam belki çekirdekler dönme esnasında gevşeyebilir. Dolayısıyla birlik kullanmam gerekiyor. Fakat bu sefer de bunu biraz inceltmem lazım. Elimizde 120'lik, 400'lük, 1000'lik ve 2000'lik zımparalarımız var. Zeytin çekirdeğimizin durumuna göre sırayla bu zımparalar ile onun yüzeyini parlatmaya çalışacağız. Bu da cilamız. Bunda ben bal mumu ve birkaç yağ koyarak içerisine. Yaptım. Evet, şimdi şu şekilde zımparalıyoruz.
şöyle bir bakalım desenlerine göre. Evet, şurasında biraz yaparsak. Tamam. Şimdi 400'lüye geçiyorum. Şimdi sırada binliğimiz var. Şimdi de 2000'lik. Ve son olarak cilamızı sürelim. Tesbih tanelerini tamamladık. Sıra dizmeye geldi.